X çarpı Y isteniyor bizden. Şu ikisi X artı 2 ile Y eksi 3 aralarında asal sayılar olarak verilmiş. Aralarında asal sayılar ortak çarpanı olmayan sayılar. Biz şu eşitliği şöyle yorumlayabiliriz. Burası 10'un katı, burası 6'nın katı olacak diye yorumlayabiliriz. Ama şunu yapamayız. Mesela buraya 10, X artı 2 10, Y eksi 3'ü 6 diyemeyiz. Bu sayılar olmazlar çünkü bunlar aralarında asal değil. Bizim sayılarımız aralarında asal olacak. Bu nedenle önce şurayı sadeleştirebiliriz. 2'ye bölüyorum 5, 2'ye bölüyorum 3. Bu şu demek, x artı 2 bölü y eksi 3 eşittir 5 bölü 3. Şimdi şöyle yorumlayabiliriz, burası 5'in katı ama az önce ele almıştık 5'in katı ama mesela 10 olamaz, bu 10, bu 6 olamaz. Aralarında asal değiller çünkü. Bunların alabilecekleri tek değerler 5 ve 3. Yukarısı 5, aşağısı 3 olmak zorunda. Mesela bunun 3 katı yukarısı 15, bunun 3 katı aşağısı 9 olmaz. Aralarında asal değiller. Verebileceğimiz tek değer 5 ve 3 değerleri. Yani yukarısı 5 olacak, aşağısı 3 olacak. Bu nedenle x artı 2 eşittir 5. Buradan x değeri eşittir 3. Ötekine gelelim. Y eksi 3 eşittir 3. Karşıya atarsak y'miz 6 gelir. Buradan da x çarpı y eşittir 3 çarpı 6, bu da eşittir 18. Sonucumuz 18'miş.